Teşekkür ediyorum. Şimdi geldik AYM ile Yargıtay arasındaki tartışmaya. Bak Can Atalay'ı konuşmuyoruz ya. Unutturdular bize. Ben unutmadım da çoğu unutturdu aslında. Yani çoğu insan konuşmuyorlar. Başka başka işte görgüsüzler ne bileyim onlar girdi devreye. Ardından Erdoğan'ın 50+1 tartışması girdi devreye. AYM Yargıtay arasındaki hala da AYM'nin vermiş olduğu karar, bağlayıcı karar uygulanmıyor. 25 Ekim'de verdi. Bak bir ay olacak. Bugün ayın 22'si 3 gün sonra bir ay olacak. Ve bu adamın Can Atalay'ın tam 27 gündür, evet 27 gündür hakkı gasp ediliyor. Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu karar, bağlayıcı karar uygulanmıyor, uygulatılmıyor. Hürriyetinden alıkonuluyor Can Atalay. Ve konuşmuyoruz biz Can Atalay'ı. Ama ben konuşmaya devam edeceğim. Şimdi Yargıtay bir karar verdi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı bir savcı atadı. Ama bakın nasıl bir garabetin içerisine sokuyorlar. Hukukla oynadığınız zaman düzeltemiyorsun. Anlayacaksınız şimdi ne demek istediğimi. Lütfen işi gücü bırakın. Lütfen burayı dikkatle dinleyin. Dün Sözcü'de de anlattım ama orada vaktim daha kısıtlı. Şimdi burada daha fazla vaktim var diye anlatabilirim. Şimdi savcı, Yargıtay savcısı araştırma yapacak AYM üyeleri hakkında. AYM'deki kararı da Can Atalay hakkındaki kararı 15 üyeden oluşuyor. 9 hakim, başkan da dahil olmak üzere 9 hakim dedi ki hak ihlali vardır. Ve bu adam derhal serbest bırakılmalıdır. 5 hakim dedi ki hayır hak ihlali yoktur. Etti 14. Ama diyeceksiniz ki sen 15 demiştin. Evet. Bir kişi gelmedi. Mazeret bildirdi. Şimdi Yargıtay'daki savcı bir araştırma yapacak. Prosedürü inceleyecek ve suç duyurusunda bulunacak bu kişilerle ilgili. 9 hak ihlali veren Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında. Ama yargılaması nasıl olacak diyorsun? Şöyle olacak. Anayasa Mahkemesi'ni Yüce Divan'da yargılayamıyorsun. Anayasa Mahkemesi Anayasa Mahkemesi'nde yargılanıyor. Anayasa Mahkemesi'nin üyeleri Anayasa Mahkemesi'nde yargılanıyor. Yani Anayasa Mahkemesi kendi üyelerini yargılayacak. Böyle bir durum olur. İşte, hukukla oynarsanız böyle olur. Nasıl olacak diyorsunuz? Şöyle olacakmış o da. Ben de öğrendiğimi sizlerle paylaşıyorum. Liste hazırlandı. 9 hak ihlali vardır diyen AYM savcısı hakkında, AYM üyesi hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Dosya savcının, Yargıtay savcısının hazırladığı dosya AYM önüne geldi. Genel kurulda görüşme olacak. Çünkü dedim ya AYM üyelerini sadece Anayasa Mahkemesi genel kurulunda yargılanabilir. O kadar. Başka hiçbir yerde yargılayamıyorsun. Üst mahkemeden bahsediyoruz. Geldi dosya AYM üyelerinin önüne. O 9 üye veya üyeler şeye giremiyorlar. Toplantıya katılamıyorlar. Genel görüşmeye katılamıyorlar. Geriye 6 üye kaldı. 6 üye karar verecek diyorsun. Çünkü 9 üye hakkında suç duyurusunda bulunuldu. O üye veya üyeler adları geçtiği için o görüşmeye girmiyorlar. Başkan da girmeyecek. Ama 6 üye karar verecek. Ama veremeyecek. Diyeceksin ki neden veremeyecek? Çünkü Anayasa Mahkemesi'nin toplanabilmesi için yani görüşmeye başlayabilmesi için sayının 10 olması gerekiyor. 6'da kalıyorlar. Yani görüşülmeyecek bu dosya. Yani prosedüre bakacak olursanız şu anda bunun olamayacağını görüyorsunuz. Böyle bir durum var. İşte maalesef hukuku bu şekilde oradan bir şeye sokalım, buradan bir şeye sokalım, oradan dürtükleyelim, buradan dürtükleyelim dediğinizde yamalı bohça. Ve sistemi alt üst ediyorsunuz. Şimdi tabii Ahmet diyor ki amaç Anayasa Mahkemesi'ni itibarsızlaştırmak. Ahmet bak ben daha enteresan, evet ona katılıyorum ama daha da vahim bir olaydan bahsediyorum. Hukuku eğer hukukla, kararlarla, hoşunuza gitmeyen kararlarla oynayacağınız zaman, o kararları uygulamak istemediğinizde, hukukun altından, üstünden, arka kapısından, ön kapısından, orta kapısından girmeye çalıştığınızda ortaya garabet bir hukuk çıkıyor. Onu anlatmaya çalışıyorum. Anayasa Mahkemesi 6 üye ile toplanamayacak. Toplanamayacak olduğu için zaten 9 üye hakkında da karar verilemeyecek. Yani hukuk garabet halini alacak. Ben onu anlatmaya çalışıyorum. İtibar, Yargıtay'ın itibarı düşecek. Anayasa Mahkemesi'nin itibarı da yerlerde sürünecek. Bunların tek sebebi ne biliyor musunuz? Can Atalay'ı serbest bırakmamak. Can Atalay'ı serbest bırakmamak istediğinizde
İşte bu gibi durumlarla karşılaşıyorsunuz. Geldiğimiz durum maalesef bu arkadaşlar. Rezil bir durumdan bahsediyoruz. Saatlerimiz 11.41. Birkaç mesaj okuyalım. Ardından da Çin'le devam edeceğim. Unutmayın Çin. Diyeceksiniz ki Çin'den bir ekonomi haberi mi? İnsan hakları haberi gelecek Çin'den. AYM'de AKP'nin kaç tane adamı var acaba? İşte AYM'nin de aşağı yukarı yani bir kısmını Erdoğan seçiyor. Bir kısmı işte meclis tarafından seçiliyor. Onun bir prosedürü var. Ama şöyle bir gördüğümüzde yani 9 üye hukukun içerisinde karar verdi. O 9 üye kim tarafından ne zaman atandı bilmiyorum. Atama sürelerini. Ama hukuku en azından kitabı açtılar. Kitap ne diyorsa, yasa ne diyorsa, anayasa ne diyorsa ona baktılar ve vicdanlarını kullanıp ardından verdiler. 9 kişi miydi diyor? Evet. Hak ihlali vardır diyen 9 kişiydi. Başkan dahil. Bir kişi, toplamda 15 üye var. O gün 14 üye olarak toplandılar. Bir üye mazeret bildirdi. O 14 üyenin 9'u hak ihlali vardır. Can Atalay'ı serbest bırakın dedi. 5'i hayır dedi. Hak ihlali yoktur. Cezaevinde kalsın. Cezası onanmıştır dedi. İşte böyle bir durumdayız. Muhalif olunca hukuka uygun mu oluyor demiş. 2 milyar dolar gelsin diye dua ediliyor demiş. 2 milyar doların gelmesi önemli. Neden? Yatırım için gelecek. Sıcak para gelmiyor. Yatırım, istihdamdan bahsediyoruz. Bakın birazdan istihdam sağlayacak. Birazdan manşeti getir. Hatta manşetten Çin'den sonra manşeti konuşalım. Bak manşeti versene bir Ahmet. Manşet çünkü 2 milyar dolar dedi. Ülke nasıl yönetilir önerileri Rahmi Koç'tan bir iş adamından bu öneri geldi. Buna tabii siyasiler kızacak. Belki başta Erdoğan kızacak ama iş adamı gözüyle nasıl baktığını anlatacak.